İki kıtayı birleştiren kutsal bir mühür, İstanbul. Bu mühürde eşsiz bir vadi, Bahçeşehir. Ve o vadide hem yeşile hem de şehre komşu size özel bir yaşam alanı, Bahçeşehir Parkı. Daha fazla bahçe, bahçenizde bir şehir, daha çok yaşam. Bahçeşehir Park, daha fazla yaşam. Hepiniz hoş geldiniz. Bu ikinci yani buluşmamız da olacak. Göletle alakalı artık bu konuya hiçbirimiz yabancı değiliz aslında. Fakat bu son süreçte yeni bir gelişme oldu. Bununla alakalı hani daha net ve doğru bilgiye ulaşmak adına ben böyle bir toplantı organize etmek istedim. Çünkü daha sonra bir yanlış anlaşılmayı gidermektense ilk baştan ilk ağızdan biz yeni süreçle alakalı daha detaylı bir bilgi vereyim istedim. Umarım faydalı olur. Sorularınıza da mümkün olduğunca daha sonrasında cevap da veririm. Şimdi tabii biliyoruz ki göletle alakalı yeni bir plan konusu var. Fakat öncelikle şunu söyleyeyim, göletle alakalı yeni plan konusu aslında yeni hiçbir şey ihtiva etmiyor. Yani bizim yaptığımız projede, önceki yaptığımızla bugün yapacağımız arasında hiçbir değişiklik yok. Daha detaylı bilgi vermek adına slide açabilirsek ben oradan biraz daha net ve somut bilgi vermek istiyorum. Şimdi şöyle anlatayım. Mevcut gölet parkı bir metrekare dahi artış olmadan, fakat burası ticarete açıldı deniyor. Hayır, burası da ticarete açılmadı. Mevcut imar hakkı geldi ama diğer ticaret planlarında yapılabildiği gibi her şey de burada yapılamaz. Burada yapılacak şeyler de sınırlandırıldı. Burada sadece işte kafeteryalar, restoranlar, mağazalar gibi çok böyle hafif ticareti barındıran fonksiyonlar net bir şekilde planda işlendi. Aynı zamanda mesela bazı eleştiriler vardı. İşte buraya çok büyük kütleler yapılabilir. Bunun da önüne geçtik mesela. Biz burada söylenen şu var. %5'ten daha fazla alanı kaplayan tek bir blok yapılamaz. Peki ya bunların hepsinden ziyade belki de tektir bu. Biz bunu böyle yaptık, bitirdik, teslim ettik insanlara. Burada diyelim ki 100'e yakın yatırımcı oldu. Yarın öbür gün buradaki yatırımcıların hepsi hemfikir olup ya biz burada başka bir şey yapalım diyebilir. Tekrar bir plan başvurusunda bulunabilirler. Biz bunun da önüne geçebilmek adına tapulara şerh düşüyoruz. Burada herhangi bir ikinci plan yapılma isteğinde burası da tekrar yan tarafındaki park gibi park olacaktır diye. Ve tapuya şerh düşülüyor bu. Aslında çok net bir şekilde göletin mevcut bu imara açık durumu olması gereken hale geldi. Aslında bu bir hataydı bence. Yani düşünün, bir park var, insanlar bu parkı kullanıyorlar ama üzerinde bir imar hakkı var. Ve o duruyor, o imar hakkı saklı. Bu şu anda artık dikkat ederseniz gölet bile işli değildi. Artık gölet dahi işli plana. Yapılan aslında, hani hep diyorduk ya biz ekstra bir inşaat yapmıyoruz. Mevcut imar hakkını kullanıyoruz. Onları gölet parkına yapmıyoruz. Yan tarafındaki parsele yapıyoruz. Kendi parselimizin bir kısmını gölet parkına ekliyoruz. Söylemlerinin hepsinin sonucunda çıkan plan oldu. Eğer hani daha benim anlatacağım hani teknik olarak özet olarak aslında durum bu ama sorular varsa göletin toplam gösterdiğiniz alanın şu alanın büyüklüğü şu alanın yaklaşık toplam büyüklüğü 430 bin metrekare. 430 binden eskisiyle de yenisi aynı büyüklük olarak. Evet. Sizin döneminizde imara açılan ne kadar büyük? Bizim dönemimizde imara açılan bir şey yok. Yani çünkü zaten bu çok eski bir plan. Bu 05 rekreasyon imarı zaten mevcutta, hali hazırda. Göletin yani bu aslında artık atlanmış mı diyeyim, ne diyeyim yani bilmiyorum ama hakikaten tabii çok ciddi yoğunluklar ve farklı mesela bu kesinlikle yani gözden kaçırılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey olmaz yani. Adem şuradan başlayalım mı? İki önce bu plan değişikliği niye yapıldı? Yani eski plan iptal oldu, bunun üzerine mahkeme bir iptal verdi, bakanlık onun için ikinci bir plan mı hazırladı? Bu sizin mi talebiniz? Şöyle söyleyeyim. Tabii şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız bu plan yani bu ihaleden ya da bu mahkemelerden hepsinden bağımsız olarak zaten yapılması gereken bir plan. Neden? Çünkü mevcut gölet alanında inşaat yapmaya müsaade eden bir durum vardı. Tabii bu bizim yani bu plan değiş
sözünüz böyle. Bu plan değişikliği olmasaydı ve siz kötü niyetli bir yatırımcı olsaydınız Dölet Hanım içine de inşaat... Evet, yapabilirdik. Evet, kesinlikle. Yani şu anda bizim şu pembe alana topladığımız inşaatları biz buraya yapabilirdik. O zaman siz düzenlemiş oldunuz. Kesinlikle. Biz aslında atlanma... Zaten başlamadınız. Evet. Başlamıştık. Evet, doğru. Tabii. Hayır, biz burada hiç burada yapmadık zaten. Çünkü orada zaten inşaat yapılması doğru değil yani. Bizim yaptığımız inşaat alanımız sadece yine burada. Evet, tabii biz gölete hiçbir şey yapmıyoruz. Gölete tek bir çivi dahi çakmayacağız. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu söylediğim söylemlerin hepsi zaten söylediklerimin aslında plana yansımış kısmı. Bunların hepsi söylendi. Sonra bu plan, solda gördüğümüz plan iptal olunca bakanlık sağda gördüğümüz yeni planı yaptı. Evet. Her ne kadar mahkeme kararıyla zorunlu olarak yapılan bir plan olsa da sizin de içinize sinen bir iş oldu. Doğru evet, mu? Doğru. Peki inşaatının değişmediğiniz yüksekliklerde bir değişiklik? Hayır, onlarda da hiçbir değişiklik yok. Yine 6,5 metre yüksekliğinde. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi, burada proje yıllardır gündemde. Evet. Sivil toplum örgütlerinin itirazları var. Hukuki mahkemelerde süreçler devam ediyor. Bahsettiğim şimdi planla ilgili bir durum. En son mecliste CHP'li vekillerin de bir itirazı vardı. Başka bir davadan, yani ihalenin iptali, projenin iptali için bir dava oldu ve bu dava kazanıldı. Ama buna rağmen hukuksuz bir şekilde burada proje durdurulamıyor iddiası vardı. Bu iddiayı nasıl? Şöyle söyleyeyim, dediğiniz gibi o ayrı bir mahkeme ve ihaleyle alakalı devam eden. Onunla alakalı şöyle bir durum ben söyleyeyim. Hiç kimse, yani özellikle hem biz kendimiz kurum olarak ya da belediye olarak hiç kimse hukuksuz bir işi devam etmez. Çünkü bu iş bizlerin yaptığı işlerin yanında artık hani bu iş için biz bu riski almayız. Hukuksuz bir şey yapılması mümkün değil. Biz aksine tam aksine hukuki kararların açıklandığı gün hemen haritasında aksiyon aldık. Yani hani bunu bir gün daha geç yapalım, iki gün daha geç yapalım dedik. Net karar çıktı o anında. Biz eğer hukuksuz bir şekilde bu inşaatı yapmak isteseydik hiç durmazdık. Biz daha önce iki kere durduk. Çünkü yani o an o şartlarda bizim o inşaatı durdurmamız gerekiyordu. Ama bugün şu böyle bir durum böyle yok kesinlikle yok. Zaten böyle mahkeme kararı yok diyorsun. Alınan mahkeme kararının karşılığında alınan mahkeme geldi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani konunun tamamına, resmin tamamına baktığınız zamanki durum farklı. Bir kısmı hakkında konuştuğunuz zamanki durum farklı. Yani sizin onların söylediği kısmın doğru olması resmi değiştirmiyor. Yani çünkü burada bir evet bununla alakalı sadece bir dava yok. Eğer araştırırsanız belki 20'ye yakın dava var. Yani bu 20 davanın da hepsi birbiriyle ilişkili ve birbirlerinin kararlarını etkiliyor. Bu çok teknik. Yani şunu söyleyeyim, hukuksuz hiçbir işlem yok. Yani şu an kesinlikle ilgili ihalenin iptali, projenin durdurulması yönünde hiçbir mahkeme kararı kesinlikle yok. Hayır yok. Danıştay kararının karşısında alınmış olan bir ısrar kararı var. Yani çok detaylı bakarsanız yok ben çok net söyleyeyim bunu. Yoksa öbür türlü dururuz zaten niye durmayalım? Ne zaman durdunuz? Ama göre hafta işte durulmaz. İki kere durduk biz. Ne kadar süreyle durdunuz? Birinde bir aya yakın, birisinde de zannedersem 15 gün kadar. Bölgenin değerlendirmesinde de ölçülen katkınız oldu. Çünkü sizin dairenizin şu anda 2 milyon liraya satıldığını işitiyoruz. Biz yan tarafta 1 milyonluk dairede oturduğumuzu düşünüyorum. Yani bir dairede oturmuyorum da sitedeki o farkı nasıl ortaya koydunuz? Fiyat doğru mu? Yani şöyle projede tabii ki fiyatları belirlerken temel birkaç unsur var. Bir arazi maliyeti, ikincisi üzerindeki inşaat maliyeti. İnşaat maliyeti olarak baktığımız zaman hakikaten biz projelerimizde ciddi manada farklılaşmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Teknik şartnamelerimiz bizim çok üst düzeydedir yani. Onun bile getirdiği çok ciddi bir artı var. Tabii bir de şu da var. Biz daha çok mesela ben inşaata hep yatırım gözüyle bakıldı ama ben yatırım tarafı olarak değil hep yaşam gözüyle bakıyorum. Yani yaşanılabilecek alanlar yapalım diye. Yani yatırımlık yerler değil de insanlar buralarda yaşasınlar. Biz zannedersem belki de Türkiye'deki tek sadece 4+1'lerden oluşan projeyi biz yapmışızdır yani. 600 bağımsız bölüm yapıyoruz. Hepsi 4+1 ve daha büyük. Mümkün olduğunca tek bir blokta, tek bir katta iki daireden fazla olmamasına gayret gösteriyoruz. Hani mümkün olduğunca kendi yaşam standartımıza, kendi yaşam kültürümüze uygun konutlar geliştirmeye gayret ediyoruz. Ha burada da inanın ki
olması gereken fiyatlarından daha makul fiyatlar. İnsanların mümkün olunca ulaşabilmesi için de elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Alem'e pişman oldunuz mu gölet ihalesine girdiniz? Şey... Ya şöyle söyleyeyim, işin kendisinden gerçekten hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü zaten bizim bugüne kadarki hep sessizliğimizin sebebi de aslında oydu. Çünkü biz yaptığımız şeyin gerçekten doğru ve kötü bir şey olmadığından o kadar emindik ki. Ama şöyle bir şey var, çok emek verdik mi verdik ama şöyle de söyleyeyim, bir o kadar da tecrübe kazandık. Kesinlikle pişman değilim yani. Bu tecrübeyi nerede kazanacaktık yani? Şimdi daha 36 yaşındayım ama ilk defa oldu. Lüks konutta bir daralma var. O daralmayı siz tabii bölgenin ayrı bir algısı da var. Geçmişten gelen yeniden Bahçeşehir'in eski havasını vermek için de bir fırsatı yakaladınız sanırım. O yönü baktığınızda nasıl yansıyor? Şöyle söyleyeyim, aslında lüks konutta daralma dediğimiz aslında fiyat konusunda bir sıkıntı var. Fiyatta da gerçekten arazik maliyetlerinin çok 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 büyük bir etkisi var. Yani çok büyük etkisi var. Hele inşaat maliyetlerinin bu kadar artmış olduğu bir yerde kat karşılığı yapılan işlerde arazi maliyeti artık çok, yani projeyi satılamaz hale getiriyor. Ama ciddi bir konut talebi de var. Burada hakikaten arazi maliyetini kendine göre sınırlayabilecek ya da sıfır görebilecek devlet var yani. Onların geliştirebileceği hakikaten işte TOKİ olsun, emlak konut olsun, onların bu konuda sosyal konut konusunda bizzat kendilerinin işin içine el atmaları lazım. Bizim bunları yapabilme şansımız yok çünkü bizim bir arazi maliyetimiz var, bir gerçek var yani. Yani şu anda ortalama bir 300-500 bin TL bandında 150 metrekareler büyüklüğünde bir ev satılabilir olsa, yani ortada ev mev olmaz, ciddi bir talep var aslında ama şu anda taleple fiyat arasında bir uyuşmazlık var. Sıkıntı orada. Konutta anahtar teslimi ile ticarilerdeki anahtar teslimi takviminiz nasıl işleyecek? Biz bu yıl içinde nasip olursa göletteki dükkanları kullanıma açmaya düşünüyoruz peyzaj ile birlikte. Bu yıl dükkanlar açılacak. İnşallah, evet. Var mı bir aralık? Ay olarak söyleyebileceğiniz? Yani hedefimiz Ağustos ayını yetiştirmek. İnşallah. Birimler olacak. Ağırlıklı yeme içme mi? Ağırlıklı yeme içme olacak. Var mı anlaşılan markalar? Onu ben şimdi markalarını telaffuz etsem yani doğru olmaz. Var. Tabii yani sadece yerel markalar değil, birçok bildiğimiz markalar da var. Kendi portföyünüze kiralama mantıklı, kalan dükkan yoksa hepsini satayım mı? Şöyle, biz belediyede beraber hasılat paylaşımı yaptığımız için orayı satıyoruz ama kiralama konusunda tabii ki yardımcı oluyoruz. Kendiniz için tuttuğunuz dükkan var mı? Farklı bir şey oldu. Ya ben güler yüzlü biriyim. Herkesle aram iyi benim. Sıkıntı yok. Çok şükür. Kendi portföyünüzde tuttuğunuz dükkan var mı diye sormuştum. Kendi portföyümüzde tuttuğumuz dükkan, bizim ön tarafta kendimize ait olan projedeki ticari alanları satmıyoruz. Biz onları kendimizde tutuyoruz. Konut bölümünün altında. Evet, doğru. Yani bu proje... Ama şeyde, belediye ile alakalı kısmı kendimize ait tuttuğumuz yok. Bir de rakamsız haber olmaz. Biraz rakamlar da. Mesela ne verelim abi? Konutlar. Bir sürü rakam söyledim. Kafa karıştı. Rakam satışlar, konutlar. %70'ini sattık. Yani %70'ini sattık. Metrekareli ne kadar? Şöyle zannedersem bizim brüt metrekare fiyatımız ticari alanlarda 17 bin lira ortalamalarında. 15-17 bin lira. Evet, 15-17 bin TL gibi. 2 bin lira. Konutta da bizim ortalama satış fiyatımız 7500-8 bin liralar bandında orada. Daire fiyatı 2 milyon. İşte yani 1.600 ile 2.5 milyona kadar. 1.600 ile. Evet. Bahçeşehir'de başka projelerimiz de var. Başka yerlerde devam ediyor. Şey, ama daha uygun fiyata projelerimiz var. Bahçeşehir'de biz toplam 8 proje yaptık. Bunların 4'ünü teslim ettik. Yani orada Bahçeşehir Hayat, Bahçeşehir Konakları, Bahçeşehir Atmaca gibi projelerimiz de var. Şu olan kaç proje? 3 tane. Evet, o da bizim de. O çok uzun zaman oldu diye aklımdan çıkmış abi. O da bizim, doğru. Evet. Diğer projelerinizin isimleri mi? Bahçeşehir Hayat, Bahçeşehir Atmaca ve Bahçeşehir Park. Toplamda kaç konut? Yani zannedersem biz yani Atmaca olarak inşaatta bugüne kadar 2000'in üzerinde konut yaptık. Bunların 1500'üne yakını teslim etmiş durumdayız. Devam eden de bir 500'e yakın konut var. Adem Bey, bu göletin yanında yaptığınız projede kaç konut var? Orada 224 konut var. İsmi neydi o projenin? Bahçeşehir Park. Bu dükkanları da aynı isim altında. Bahçeşehir Park Cadde diyoruz oraya.
Bölgeniz sürekli orası mı olacak? Bahçeşehir mi? Ya Bahçeşehirlere çok teşekkür etmem lazım. Çünkü gerçekten bizim projelerimize çok ilgi gösterdiler. Hakikaten neden olmasın yani. Gölet öfkesi konu satışlarına yansımadı mı? Gölet öfkesi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tahmin ettiğiniz gibi değil. Öyle bir şey yok. Biz çünkü orada güzel bir şey yapıyoruz. Ve inanın ki Bahçeşehirliler bunu biliyor. Çöp kamyonları var. Doğru. Yani emin olun ki biliyorlar yani. Yoksa öbür türlü gerçekten tepki olurdu. Ya şu az önceki güvenli olmayan bölgeler dediğiniz konu çok önemli. Tabii. Aslında. 2 metreyi geçen çift. Ya bunu biliyorlar insanlar. Orada yürüyorlardı yani. Tabii. Gelmiş olması, tabii. Sosyal ayağına, spora tabii. Kazandırmış olması çok önemli. Bence. Öyle. Hatta geçmiş bir şey yani. Bir belediyecilik açısından. Tabii. Yani belediye bunu çok daha önce yapmadıydı. Yani Bahçeşehir orada 20 yıldır var. Evet. Onu diyorum ya aslında yani bir şekilde bu üzerinde hiç durulmuş bir şekilde gözden kaçmış diye diyorum artık yani. Çünkü mevcut hali hakikaten sürdürülebilir bir hal değildi yani. Gölet'in bu hayat projenizden ne? Düşünün yani sözünüzü kestim. Yürüyüş yolu olarak insanların kullandığı alan özel bir mülkün üzerindeydi yani. Belediyenin değil, özel bir mülkün üzerindeydi. Belediye daha sonra satın alıp bunu ihaleye çıktı. Bu geçmişte belediyeye ait olan bir arazi değil burası. O zaten belli firması. O hani onu öğrenirsiniz kolaylıkla da. Yok yok. Yani şey var ya ticari alanları yaptığımız arazi. Belediye onu satın alıp ihaleye çıktı. Tabii. Evet evet. Hayatın önüne kadar gelmesi adına bir girişimin olacak mı Gölet'in devamı? Ya o belediyenin inisiyatifinde. Yani bu onların koyacağı öngörüye bağlı. Orada bizim kendimizin böyle bir şey ifade etmesi doğru olmaz. Planı var kendi şeyinde bile. Tabii yani şeyinde var. 5 kat büyüme planı var. Ona göre arazilerin konumu ve durumu belli. Bazı kamulaştırmalar da yaptılar ama onun daha detaylı ve bilgi vermesi gereken doğru. Satış yaparken bunu da yapacak diye müşteriye vaat sıralı. Ben yok onu çok söyleyeyim çünkü o benim vaadim olur bu sefer. O yüzden ben ona çok şey yapmıyorum. Hani o belediyenin kendi inisiyatifinde yapar, yapmaz, ona göre hazırlık olabilir, dönem uygun olur, olmaz. O yüzden hani geleceğe dönelik bir vaatle o satışı yapmak çok doğru olmaz. 8 projedeniz toplam bölgeye kattığınız değer ne kadar? Hiç hesapladınız mı? Yok hiç hesaplamadım. Nedir sizce? Yani hesaplamak lazım. Öyle pat diye hemen şimdi söyleyeyim. Milyar? Vardır var. Tabii vardır. 5 milyar? Yok yok o kadar yok. Yani yaklaşık hemen kaba taslak bir hesap yapabilirim yani. İki milyara yakın. Dolar? TL. 8 yok yok o kadar. Yok ya bölge arazide değerdi ya. Adem Bey dürüst. Sıkıntı orada. Senin gönlündeki rakam mı? Ben 3, 4 diye düşünüyorum. Diğer işler nasıl gidiyor? Biraz onlar ne? Televizyon işimiz çok iyi gidiyor. Çok şükür. Gerçekten iyi gidiyor. Burada ben söyleyeyim Adem Bey gayrimenkul dışında Sani biliyorsun Sani. Yani ben müteahhit değilim yani ben şey sanayiciyim onu söyleyeyim asıl, ama bu konuyla böyle gündeme geldik. Adem Bey'in asıl işi aslında elektronik Türkiye'nin Arçelik ve Beko'dan sonraki pardon Vestel'den marka, sonraki. Marka kullanmıyoruz. Üçüncü yok önemli değil. üçüncü büyük elektron şirketinin sahibi Sani. Televizyon ve beyaz eşyaya kadar küçük ev aletlerine kadar üretiyorlar. Bir de aynı zamanda Jumbo'nun sahibi. Farklı alanlar mı? Asıl kendisini sanayici ve elektronikçi olarak tanımlıyor evet. Aslında. Asıl işi gayrimenkul değil. Babadan biraz daha aslında kendilerine dev evet. Olan bir iş. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa? Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz.